Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda 1-1,5 yaş için 3 parçadan oluşan çitlenbik desen bebek yeleğini çalışacağız arkadaşlar. Malzemelerimi sayacak olursam ipim kar topu baby love care olarak geçmekte ve kodu da 1763 bir buçuk ip gitti arkadaşlar. 5 adet düğmeye ihtiyacım var bu şekilde ve 3 numaralı kısa şişleme rahatlıkla örgümü örebildim. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar yeleğimizi artık başlayabiliriz. Videomu başlamadan önce ben yeleğimin bir ön parçası ile sırt kısmını görmeniz açısından çalıştım arkadaşlar. Desenimiz bu şekilde. Şimdi sizinle beraber yeleğimizin diğer parçasını öreceğiz ve videonun ilerleyen kısımlarını da kesmelere geçeceğiz. Sırtımız da bu şekilde ve kollarını henüz bekletiyorum. Şimdi şunu önümüze alalım ve hemen başlayalım şişimize 41 ilmek atıyoruz arkadaşlar ve 3 sıra haroşa ördükten sonra şurada hemen düğme için ilk iliğimizi açacağız onun için 3 sıra haroşamı ördüm ve şimdi 7 ilmek kalana kadar örgümü buraya kadar düz örüyorum Evet 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm şimdi burada ilik açacağız 1 2 3 tane ördüm. 1 doladım. Hemen önündeki 2 ilmeği keserek kalan ilmeklerimi de düz örüyorum arkadaşlar. Örgümüzde kenar ilmeklerimizi hep düz öreceğiz ve bu şekilde tırtıklı bir kenar elde edeceğiz ki dikişimiz kolaylaşsın. Şimdi örgümün arka tarafına geçtim ve bütün ilmeklerimi artık yine haroşa örüyorum. Bu da bizim Ön tarafa dördüncü haroşa sıramız çıkmış olacak. Bakın arkadaşlar bunu altıya tamamlayalım ve desenimizi kurmak üzere tekrar sizinle örgümüzün ön tarafında buluşalım. Evet arkadaşlar 41 tane ilmeğimizi 6 sıra haroşa olacak şekilde ördük. Buraya da bir tane iliğimizi açtık. Desenimiz arkadaşlar 7 ilmek bu tarafta, 7 ilmek bu tarafta bırakarak kalan orta ilmeklerimizin üzerine yerleştireceğiz. Hemen örgümüze başlayalım. Şimdi desenimizi kurmak için örgümüzün arka tarafına geçmemiz gerekiyor. O sebeple ön taraftan bütün ilmekleri yine bu şekilde düz örüyoruz. Arka tarafa geçince desenimizi kurmaya başlayacağız. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 41 tane ilmeğimizin 7'sini sağa 7'sini de sola kenar pat olarak bırakıp kalan ilmeklerimizi desen için kullanacağız arkadaşlar. Ve desenimizi arkadan kuruyoruz. O yüzden önden bu sırayı hepsini düz örerek örgümüzün arka tarafına geçiyoruz. Evet önden düz ördük. Geçtik arka tarafa. Şimdi evvela ilk 7 tane ilmeğimi kenar patı olduğu için haroşa olacak ve düz bir şekilde örüyorum. 2 4 6 7. Evet. Şimdi desenimizi artık kuruyoruz. Burayı dikkatli izleyelim arkadaşlar. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Şişimi ipin altından geçirip bir ilmek alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Şişimi ipin altından geçirip bir ilmek alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Şişimi ipin altından geçirerek bu ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bakın bir ilmek dolamış oluyoruz bu şekilde yaptığımız zaman. 3 ilmek örüyorum. Şişimi ipimin altına aldım ve buradan bir tane ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum ve şişimi ipin altından geçirerek bir ilmek alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Şişimi alta geçirdim ve bir ilmek aldım. 3 ilmek ördüm. Şişimi ipin altına aldım ve bir ilmek örmeden aldım. 2 4 6 2 4 6 8 ilmek kaldı düz ilmekle başlamıştık bakın bir düz ilmekle bitiriyorum 2 4 6 7 tane ilmeğimi düz örüyorum ve haroşa kenar patımı da buraya örmüş oluyorum bakın arkadaşlar desenlerimiz çıktı 1 2 3 4 5 6 7 tane desen kurduk burada olduğu gibi Evet şimdi örgümüzün ön tarafında 7 tane ilmeğimi düz örüyorum 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeğimi düz ördüm ve önümde şimdi bir ters ilmek var bunu ters örüyorum ve ipim sürekli örgümün üzerinde olacak şekilde hareket ediyorum yine bakın şu şişime alttaki şişin bakın şu şekilde duruyor şu şekilde altına alıp bu iki ilmeği örmeden alıp üzerine de bir tane ip dolamış oluyorum. 3 tane ters örüyorum. Yine bakın ip üstte şişi alta alıp altta bekleyen iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeği alıyorum ve üzerine aynı zamanda bir ilmek dolamış oluyorum. Bakın 3 tane oldu. Tekrar 3 ters. Ve bakın şu şekilde yaptığım zaman şöyle de alabilirsiniz. Bir ilmek dolamış oluyorsunuz. İp üstte örgünün üstünde 3 tersimi örüyorum. Şu şekilde şişin altından girerek bu iki ilmeği örmeden aldım ve bir alt sırada doladığım ilmekle beraber üzerine bir ilmek dolayarak yine aldım. 3 ters ve bakın yine 3 ilmek olacak şekilde 2 ilmeğimi aldım ve üzerine bir ilmek dolamış oldum. Tekrar 3 ters. Ve bakın ipin altından şu şekilde girerek bu 2 ilmeğimi alıyorum. Ve üzerine bir tane ilmek doluyorum. Tekrar 3 ters. Ve yine bu bakın bu ilmeğimi aldım ve üzerine bir ilmek daha doladım. 1 ters. Şimdi kalan 7 tane ilmeğimi düz örüyorum bu da desenimizin ikinci sırasıydı 4 sırada desenimiz çıkıyor örgümüzün arka tarafına geçiyoruz ilk 7 ilmeğimi düz örüyorum 4 5 6 ve 7 önümde bir tane düz var bunu örüyorum bir tane düz olarak ve bakın bir tane örmeden aldım ve iki kere doladığım 3 ilmekli desenimize geldik. İpimi kendi tarafıma çekiyorum. Yani örgünün üzerine alıyorum. Bu 3 ilmeğe şişimi takıyorum. Bir tane ters örüyorum. Doluyorum. Tekrar bir tane ters örüp bu üçünü şişten artık çıkarıyorum. Araya üç tane düz ilmek örüyorum. Geldim tekrar desene. İpi yukarı aldım. Bu iki kere doladığım ve örmeden aldığım 3 ilmeği bir kere ters örüyorum bu şekilde. Bir kere doluyorum. Tekrar bir kere daha ters örüyorum. Bu 3 ilmeği ve çıkarıyorum. Araya 3 ilmek düz örgümü örüyorum. Geldim yine 3 ilmek. Yani iki kere doladığımız ve 1 tane örmeden aldığımız ilmeğin olduğu noktaya. İpi üste alıyorum örgünün. Bu 3 ilmeği şişime takıp bir kere ters örüyorum. Doluyorum. Bir kere daha ters örüyorum. Araya 3 ilmek örüyorum. Geldim yine desene. 3 ilmeğimi tekrar taktım şişime. Bir kere ters örüyorum. Doluyorum. Bir kere daha ters örüyorum ve çıkarıyorum. 3 ilmek araya düz örüyorum. İpi üstü aldım tekrar. Bu 3 ilmeği taktım şişime. Bir kere ters, bir kere dola, bir kere daha ters ör ve şişten çıkar. Araya 3 düz ilmek ör geldim desene üçünü taktım şişime bir ters bir dola tekrar bir ters ör ve çıkar 3 ilmek düz araya ördüm ve son deselim taktım şişime üçüne birden dola, e, ters ördüm bir kere doladım bir kere daha ters ördüm bu üç ilmeği ve çıkardım bir düzle bitirdim kalan 7 <laughs> ilmeğimi düz olarak örüp kenar patı ilmeğimi de örmüş oldum bakın arkadaşlar şimdi artık bu sırada e, yıldız desenimiz çıkmaya başlayacak dördüncü sıramız Arkadaşlar evvela 7 ilmeğimizi örüyoruz 3 4 5 6 ve 7 düz olarak ördük şimdi şurada bir ters 3 ilmek ve bir ters var. şu 5 ilmeği arkadaşlar üçe düşüreceğiz şimdi şu ters ile Hemen ilk ilmeği şişten çıkarıp yönünü değiştiriyorum. Ve şişime takıp bu ilmeklerin ikisini sağa doğru kesiyorum. Ortadaki ilmeği tek bir tane düz örüyorum. Bu ilmekte sıradaki ters ilmeği düz örüyorum. Ve araya bir ters. Tekrar bakın bir ters desenimiz ve tekrar bir ters. Bu 5 ilmeği 3'e düşüreceğiz. Bu ters ile sıradaki ilmeği yer değiştirmeden pardon, yön değiştir, yer değiştirmiyoruz. Yön değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Bu ilmekle hemen sonraki tersi ikisini beraber düz kesiyorum. Araya bir ters örüyorum. Bakın arkadaşlar, ilk desenlerimiz çıkmaya başladı. Yine 5 ilmek 3'e düşecek. Bu ters ile ilk ilmeğin yönlerini değiştiriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Aradaki ilmeği düz örüyorum. Bu ilmekle sıradaki ilmeği yön değiştirmeden sola doğru kesiyorum. Bakın eğer burada bir ufak e, bilgi vereyim. Eğer örgü şeklinizde ilmek deniz bu şekilde ters geliyorsa arkadaşlar şurada ilk ikisini değiştirmenize gerek yok. Hemen sağa doğru kesin bitirin. Benim örgü şeklim... Sizinkinden farklı olduğu için değiştiriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Aradaki ilmeği düz ördükten sonra eğer e, bu şekilde ise şimdi sizin sizin değiştirme kısmınız burası olacak arkadaşlar. Şu ilmeği değiştirmelisiniz ki ilmeğinizin yönü bu şekilde düz gelsin deseninizde. Şimdi tekrar araya bir ters ördüm. Bu ilmekle bu ilmeğin yönlerini değiştirip sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek araya düz örüyorum. Bu ilmekle sağdaki tersi keserek düz keserek bu desenimde bitiriyorum. Hemen araya bir ters. Bu iki ilmeği yön değiştirip sağa doğru kesiyorum. Araya bir tane düz örüyorum. Bu ilmekle ilk tersi düz bir şekilde keserek bitiriyorum. Araya bir ters örüyorum. Hemen son desenimiz bakın bir ters. Hemen buradan bir ilmek aldım. Bu ikisini yön değiştirdim. Ve sağa doğru kestim. Araya bir ilmek ördüm. Bu ilmekte buradaki ters bekleyen ilmeği de sola doğru kestim ve bitirdim arkadaşlar. Kalan 7 ilmeğimi de örüyorum. Ve ilk desenimi bitirmiş oluyorum. Bakın. Şimdi sizinle bir kere daha kuracağız. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi kenar patı için ördüm. Bir düz ile başlıyorum. İpi altın, ipin altından şişimi dolayıp bir ilmek aldım. 3 düz. Doladım alttan bir ilmek aldım. 3 düz. Doladım alttan bir ilmek aldım. 3 düz. Altından dolayıp bir ilmek aldım. 3 düz ördüm altından doladım bir ilmek aldım üç düz ördüm altından dolayıp bir ilmek aldım üç düz tekrar ördüm araya altından dolayıp bir ilmek aldım bir düz ördüm ve 7 tane ilmeğim kaldı ve 7 ilmeğimi kenar kat olarak örüyorum ikinci desenimize başladık ikinci desenimizin birinci sırasını ördük ön tarafa geçtik. İlk 7 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Bir ters şişin altına şişimi takarak bu iki ilmeği aldım ve bir kere dolamış oldum. 3 ters. Bakın şu şekilde dolamış oldum. Tekrar 3 ters. dolamış oldum ve aldım 3 ters. Hem ilmeğimi alıp hem de doladım araya 3 ters. İlmeğimi alıp bir kere dolamış oluyorum bu şekilde araya 3 ters. Ve ilmeklerimi alıp bakın dolamış oluyorum araya 3 ters. Son desenimiz ve bir ters, 7 tane ilmeğimi kenar patı olarak örüyorum. Bu arada arkadaşlar 12 sırada bir ilik açmanız gerekiyor. 2, 4, 6, 7. sıramızdayız. 12 tane olunca haroşa sıramız. Hemen bir ilik daha açıyorsunuz. 3, 4, 5, 6 ve 7. 2. sıranın 3. sıra desenimizin 3. sırasını yapıyoruz. <laughs> bir düz örüyorum. Hemen bakın burada 3 tane ilmeğim var. Evvela bir kere ters örüyorum, doluyorum. Bu 3 ilmeği bir kere daha ters örüyorum ve çıkarıyorum. Araya 3 tane düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeği bir kere ters doladım ve bir kere daha ters ördüm. Araya 3 ilmek düz ördüm. Bu 3 ilmeğe tekrar geldim. Bir kere ters, bir kere dola, bir kere daha ters ör ve çıkar araya 3 ilmek düz ör. 3 ilmeği bir kere ters ör, bir kere dola, bir kere daha ters ör ve çıkar. 3 ilmek düz ör. 3 ilmeği bir kere ters ör, bir kere dola, bir kere ters ör ve 3 ilmek araya düz ör. <laughs> Yine desene geldik arkadaşlar. 3 ilmeği şişime taktım. Bir kere ters ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha ters ördüm ve çıkardım. Araya 3 tane düz ör. Tekrar bu 3 ilmeğe geldim. Doladığım ilmekleri arkadaşlar ve örmeden aldım. Bu 3 ilmeği bir kere ters ördüm. Bir kere doladım. Bir kere ters ördüm ve çıkardım. Ve bir düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de düz örerek sıramı bitiriyorum. ve ikinci desen sıramızın dördüncü sırasıyla bu sayıda bitirmiş olacağız. Evvela 7 tane kenar patı ilmeğimi yine örüyorum. Ve geldim arkadaşlar. Bir ters 3 ilmek ve bir terse. Ne yapıyorduk? Bu ters ilmekle ilk iki ilmek yani bir terse bu ilmeğimizi yön değiştirip sağa doğru kesiyoruz. Araya bir tane örüp bu ilmekle hemen arkadaki tersi beraber sola doğru kesiyoruz. Araya bir ters örüyoruz. Hemen bu tersle sıradaki ilmeği arkadaşlar yön değiştiriyoruz. Sağa doğru kesiyoruz. Araya bir düz örüyoruz. Bu ilmekte arkadaki bekleyen tersi beraber sola doğru kesiyoruz. Araya bir ters. Bu ters ile hemen sıradaki ilk ilmeği yön değiştirip ikisini sağa doğru kesiyoruz. Araya bir düz. Bu ilmekle hemen arkada bekleyen tersi beraber örüyoruz. Araya bir ters. Bu tersle hemen ilk ilmek desen ilk ilmeğini alıp yön değiştirip sağa doğru kesiyoruz. Araya bir düz örüyoruz. Bu ilmekle arkada bekleyen ters ilmeği beraber sola doğru kesiyoruz. Araya bir ters. Bu ters ile hemen ilk ilmeği şişten alıp yön değiştirip sağa doğru kesiyoruz. Araya bir düz örüyoruz. Bu ilmekle hemen arkada bekleyen tersi sola doğru ikisini kesiyoruz arkadaşlar ve araya bir ters ve desenimizi bu şekilde arkadaşlar örmeye devam ediyoruz. Kaç sıra öreceğiz? Bunu da söyleyeyim. Sıranın sonuna geleyim. Ve kalan 7 ilmeğimi örüyorum. Ve ikinci desenimizle beraber sizinle bakın örmüş olduk. Bu desende de arkadaşlar 23 kere çalışıyorsunuz. Yani şuraya kadar geliyorsunuz. Şu kısma kadar. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar örgümüzü arka taraftan bütün ilmekleri düz örerek bitiriyoruz. Ve şurada hemen sizinle beraber artık yeleğimizin ön kısmındaki kesmelerini bitiriyoruz. Şurada en son 5. iliği açmanız gerekiyor arkadaşlar. 12 sırada bir Iliklerimizi açıyorsunuz. Birinciyi buraya açtık. 2, 3, 4 ve şu kısımda kesmeye başladığımız noktada 5. açtığınız zaman 5 düğmeli bir yeleğimiz olmuş olacak. Evet şimdi bu yeleğimizin ön parçasını örelim. Kesmeye başlamak üzere bu, e, o noktada sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar 23 sıra desenimizi bu şekilde çalıştık ve 5. iliğimizi açtıktan sonra artık bütün ilmekleri arka taraftan düz örerek ön tarafa tekrar çıkmamız gerekiyor ki kesmelere başlayalım. Şimdi bütün ilmekleri artık desen kurmadan bu şekilde düz örüp tekrar ön tarafta buluşalım. Evet tekrar örgümüzün ön tarafına düz örgü olarak geldik arkadaşlar. Şimdi burası bizim yeleğimizin ön kısmı. Burası da kol kısmı. Altışar tane hemen buradan ve buradan kesmeye başlayacağız. Daha sonra ön taraftaki kesmelerimiz daha da devam edecek arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Evet. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra 8. ilmeğimizi örmeden şişimizi alıp Hemen önümdeki iki ilmeği alıp şişime yön değiştirip sağa doğru kesiyorum arkadaşlar. İlk kesmemizi yaptık. Ve 10 ilmek kalana kadar örüyorum. Düz bir şekilde. Bundan sonrası arkadaşlar haraşo örülecek. Sadece buradaki 8. ilmekle sondaki 8. ilmeği örmeden şişimize alacağız. Bunlara dikkat edelim ve şu çizgiyi oluşturacağız arkadaşlar. Bu 8. ilmeklerle. 2 4 6 8 10 tane ilmeğim kaldı. Bu dokuzuncu ve 10. ilmeği kesiyorum. 8. ilmeği örmeden şişime alıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. 4 5 6 ve 7 ilk sıra kesmemizi yaptık döndük arka tarafa hiçbir şey yapmadan sıranın sonuna kadar hepsini öreceğiz 4 5 6 7 8. ilmeği ters örüyorum şimdi kalan ilmeklerimi örüyorum 8. sondan 8. ilmeğe gelince onu ters örüyorum ve 7 ilmeğimi düz örüp birinci kesme sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bir kez daha tekrarlayacağız bir üst daha. Bunu 6 kere tekrarlayacağız. Hem sağda hem solda kesmelerimizi devam edeceğiz. <laughs> 8. ilmeğe geldim arkadaşlar. Bu ilmeğimi ters örüyorum ve 7 ilmeğimi düz örerek sırayı bitiriyorum. Evet. Döndük tekrar ön tarafa. 7 tane ilmeğimi örüyorum. 8. ilmeği şişten alıyorum. Örmeden Dokuzuncu ve 10. yön değiştiriyorum. Ve sağa doğru kesiyorum. Son 10 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Evet 10 ilmek kalana kadar örelim. 10 ilmek kaldı. Hemen bu 2 ilmeği kesiyorum. Ve bu 8. ilmeği örmeden şişme alıyorum. Ve kalan ilmeklerimi yine örüyorum. Düz bir şekilde. Örgümün arka tarafına geçiyorum. İlk 7 ilmeği düz örüyorum. 8. ilmeği ters örüyorum. Son 8 ilmeğe kadar yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 ilmeğe gelelim. Son 8 ilmeğe geldim. Bu 8. ilmeği ters ördüm. 7 ilmeğimi de arkadaşlar düz öreceğim. Ve ikinci sıramızda bitirmiş olduk. Kesme sıramızı bunu Toplamda 6 kere yapacağız. İlk ikisini çalıştık. 4 kere daha yapalım arkadaşlar ve şu kısmı bitirelim. Şurayı bitireceğiz. Daha sonra buradan devam edecek. Hemen ben bu 4 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Toplamda 6 sıra kesmemizi yaptık. Şu an şişimizde 29 ilmek var. Artık burada burası kol kısmı kesmeyi bırakacağız. Şurada Devam edeceğiz. Yine toplamda 22 ilmek kalana kadar buradaki kesmelerimizi devam ettireceğiz. Yani 7 sıra daha burada kesme yaptıktan sonra e, örgümüzü yukarı doğru şuradan devam ettireceğiz. 22 ilmek üzerine hemen burayı da göstereyim. Daha sonra sırtı göstereceğim. Hemen burası kol olduğu için ilk 7 ilmeğimi örüyorum. Evet. 8. ilmeği alıyorum. Burada artık kesmem yok. Son 10 ilmeğe kadar devam ediyorum. Eğer diğer tarafı örecek olmuş olsaydınız burada yapmaya devam edecektiniz. Burası çünkü şöyle düşünürsek ön diğer taraf şöyle burası kol olacaktı. Hemen devam edelim. 10 ilmeğe kadar. Evet 10 ilmek kaldı. Hemen bu 2 ilmeği kesiyorum. 8. ilmeği örmeden alıyorum ve kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar şu an şişimizde 28 ilmek oldu şu anda 22 ilmek kalana kadar buraya yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar ve şu noktaya geliyoruz bakın şuraya geliyoruz daha sonra 22 ilmek üzerine arkadaşlar kaç sıra daha örgü öreceğiz şuradan sayacak olursam 2 4 6 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Toplamda şuranın uzunluğu arkadaşlar 30 sıra. Şuraya kadar zaten geldik sizinle. 2, 4, şuraya kadar geldik. Hemen birinci sırayı da çalıştık biraz önce. Ve buradan keserekten şuraya kadar tekrar kesmeye devam edeceksiniz ön tarafta kolda kesmeyi bıraktık. Daha sonra hiçbir şey yapmadan arkadaşlar toplamda 30 haroşa sırası olana kadar şurası örmeye devam edeceğiz ve sizinle tekrar orada buluşacağız. Evet arkadaşlar yeleğimizin bu kısmını bitirdikten sonra hemen sırt kısmına geçelim. Biliyorsunuz 73 ilmek üzerine bu şekilde desenimizi yine kurmuştuk ve yine 23 sırayı ördük ve burada arkadaşlar bu sefer beşer ilmek keserek Sırtımızın sıralarını toplam yine 30 sıra olacak şekilde öreceğiz. Aynı ön tarafta yaptığımız bu kesmenin aynısını ve şu 8. ilmekleri aynısını burada yapacağız ve 5 ilmek keseceğiz. Hemen yine örgümün arka tarafından arkadaşlar bütün ilmeklerimi düz tekrar ön tarafa geçiyorum. Bu şekilde desen bittikten sonra bütün ilmeklerimizi düz örmemiz gerekiyor. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum ve tekrar ön tarafta sizinle buluşuyoruz. Evet geldim arkadaşlar ön tarafa. Şimdi yine 7 tane ilmeğimi örerek başlıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 8. ilmeği örmeden alıp hemen önümdeki 2 ilmeği yön değiştirerek sağa doğru kesiyorum ve birinci kesmemizi yapmış oluyoruz. Şimdi 10 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. 10 ilmek kalınca tekrar buluşalım. Evet 10 ilmek kaldı. 9. ve 10. kestim. 8. şişime aldım ve 7 ilmeğimi yine ön tarafta yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar örüyorum. Ve örgümün arka tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi alıp 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8. ilmeği ters örüyorum. Son 8 ilmeğe kadar ilmeklerimi düz örüp sondaki 8. ilmeği ters, kalan 7 ilmeği düz ördüğüm zaman birinci sıra kesmemizi bitirmiş oluyoruz. Bunu 4 kere daha tekrarlayacağız. Toplamda 10 ilk ilmek eksiltmemiz gerekiyor. 5 sıra boyunca ilkini beraber çalıştık. Eksiltme yapacağız. Burayı da örelim arkadaşlar. Eksiltmeyi bitirdikten sonra yine ön tarafta olduğu gibi arkadaşlar 30 sıra eksiltme bittikten sonra 63 ilmek üzerine 30 sıra haroşa dişi öreceğiz ve sırtımızda bitirmiş olacağız. Şimdi burada da örelim. Tekrar sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar yeleğimizin 3 parçasını bitirmiş olduk ve üçü de şu an şişte bekliyor. Bu parçalardaki iplerimizi kestik. Sırttaki iplimizle hemen omuzları birleştirmeye başlayalım. Daha sonra da yanları dikeceğiz. Evvela bu düğmeli kısmı dikelim ve bu arada da ben düğmelerimi bu şekilde hazır ettim, diktim. Şimdi yeleğimizin arka sırt kısmını şu şekilde çeviriyorum. Daha sonra da bu parçamı bunun üzerine koyuyorum arkadaşlar ve tersten dikeceğim için şu şekilde çeviriyorum ve karşılıklı şuradaki 22 ilmeği tığ yardımıyla dikeceğiz. Bakın burada şişimiz terse beklediği için şimdi şu ilmekleri hemen diğer şişime alıyorum. Evet ilmeklerimizi bu şekilde şişimize alalım. Evet ilmeklerimi şişime aldım arkadaşlar. Bu, bu şekilde karşılıklı getiriyorum ve yönünü yine örgü şeklinde çeviriyorum. Örgü örgü örme şeklinde yani yönümüz bu tarafa doğru hemen bu iki şişi yaklaştırıyorum ve ipimi elime alıp hem ilmeklerimi keseceğim hem de omuz kısmını dikmiş olacağız beraber. Evet, başlayalım. Bakın hemen buradan ilk ilmeği aldım şişten. Buradan da ilk ilmeği aldım bu şekilde ve bir sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen işte tığımı kaldırarak yapıyorum biraz. Omuzumuz kasmasın. Bakın iki tane ilmeği bir şişten bu şişten alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Buradan bir ilmek ve buradan bir ilmek alıp sık iğne yapıp çıkarıyorum. Buradan bir ilmek, buradan bir ilmek alıyorum ve sık iğne yapıyorum. İç taraftan, yeleğimizin iç tarafından yapıyoruz ve omuzu dikiyoruz. Evvela ilk omuzu dikiyoruz arkadaşlar. Buradan bir ilmek, buradan bir ilmek alıp sık iğne ile birleştiriyorum. Devam edelim. Bu ilmeklerimizi çıkaralım. Hemen bu ilmekle bu ilmeği aldım. Bir sık iğne. Bu ilmekle bu ilmeği şişme. İkisini beraber bu şekilde alıp tığıma sık iğne ve çıkarttım. 22 tane bu şekilde arkadaşlar sık iğnemizi yapacağız. Atlamadan hepsini yapalım. Şu kısımda sizinle buluşalım arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemizi devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar, sık iğnemizi bu kısmını bitirdik. Bakın şöyle çevirecek olduğumuz zaman karşılıklı ilmeklerimizin geldiğini ve çok düzgün bir dikiş olduğunu görüyorsunuz ve kasmıyor. Gayet düzgün bir omuz dikişi yapmış olduk şimdi burada arkadaşlar ilmeklerimiz kaldı şuradaki 22 ilmeği diğer omuzu dikeceğiz ve buradaki ilmeklerimizi de keseceğiz yine tığ yardımıyla hemen ilk ilmeğin bu sık iğne olarak devam ettim ilmekte de hemen bakın bu şekilde 22 ilmek kalana kadar ilmeklerimi kesiyorum Evet 22 ilmek kalana kadar bu kısmı keselim arkadaşlar Evet arkadaşlar yeleğimizin bu tarafını diktik. Omuzumuz bu şekilde. Şimdi diğer tarafını dikeceğiz. Yine yeleğimin ön tarafını buraya koyuyorum. Ve şu şekilde atıp yine bakın burada yine şişim ters geldiği için bu ilmeklerimi de yine bu tarafa doğru alacağım. Hemen bunları da alıyorum tekrar. Evet alalım. Evet ilmeklerimi aldım ve dönüyorum. Örgümün örme yönüne doğru ve tekrar başlıyorum. Bu bizim devam eden ilmeğimizde hemen bakın yine iki şişimi yaklaştırıyorum. Bir buradan bir de buradan ilmek alıp ikisini sık iğne yaparak birleştiriyorum arkadaşlar ve şişten çıkarıyorum. Şurayı biraz sık tutmam lazım. Evet çıkarttım birer tane. Hemen sıradaki iki ilmeğimi bir bu şişten bir bu şişten alıyorum. Sık iğne. Buradan ve buradan birer tane alıp sık iğne. Hemen sıradaki ilmekleri alıyorum. Sık iğne ve çıkarttım. Bir buradan bir de buradan alıyorum. Sık iğne. Bakın burayı da başladık. Yine sıranın sonuna kadar karşılıklı bütün ilmekleri bu şekilde hem ilmek kesiyoruz hem de omuzumuzun dikişini sık iğne yöntemiyle dikizsiz olarak birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı da yapalım. Diğer yan tarafları dikelim. Evet omuzlarımızın dikim işlemi bitti ve şimdi şu yanları dikeceğiz arkadaşlar iğnemizi burada biliyorsunuz uzun tutarak iplerimizi ilmeklerimizi atmıştık ve şimdi şu karşılıklı tırtıklı ilmeklerden dikeceğiz ve düzgün bir dikiş elde edeceğiz hemen şuradan ben burayı sabitleyip hemen geliyorum. Evet burayı sabitledim arkadaşlar şimdi bakın şuradaki haroşaların tırtıklarından başlıyoruz evvela bakın şuradan ilk gelen haroşadan alıyorum. Şurada kayıp oluyor. Burayı ilk sırada olur. Daha sonra bakın buradan. Hemen sıradakinden. Evet. Aldım hemen burayı. Bakın şuradan alıyorum. Burayı aldım karşılıklı arkadaşlar hiç atlamadan dikişimizi yapıyoruz biz bu çalışmayı birçok bebek patiğinde yapmıştık oradan da hatırlayanlar vardır Evet bakın hemen şuradan alıyorum ve nereye kadar dikiyorum arkadaşlar bu dikişime şuraya kadar bakın desenin üzerindeki ilk haroşaya kadar yani şuraya kadar dikiyorum karşılıklı dikiyorum arkadaşlar atlamadan. Daha sonra burayı da dikiyoruz ve yeleğimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi dikişlerimizi de yapalım, tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, yeleğimiz dikişi de bittikten sonra bu şekilde bir sonucumuzu almış olduk. Şöyle göstereyim arka tarafında. Bir dikişimizi gösterelim. Bakın burası bizim dikişimiz diğer tarafını da göstereyim Evet arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın